İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı kararnamesi. Asala Savaşçısı Varjan Garabetyan hayatını kaybetti. Johannes Hans, Ermenistan'a desteğimizi güçlendirmeye hazırız. Merkel Paşinyan görüşmesi 1 Şubat'ta gerçekleşecek. Sarı yelekliler eylemleri sonucu Fransa'da 11 kişi hayatını kaybetti. Akaska'da bir ortaçağ hamamı kompleksi keşfedildi. Kilik Ermenistan'ı. Ana Barza. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Konseyi duyurusu. Devlet Başkanı'nın kararnamesi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Yunanistan ve Kıbrıs'ta artan Batı Ermenistan vatandaşlığına olan talebi göz önüne alarak 12 Mart 2014 ve 16 Mart 2014 tarihli anayasa ve anayasanın 77. maddesi ile Atina'da Batı Ermenistan Fahri Konsolosluğu'nun kurulması ile Atina'da Batı Ermenistan Fahri Konsolosluğu'nun atanmasıyla ilgili kararnameyi 28 Ocak 2019 tarihinde imzaladı. Kararnameye göre Madde 1. Yunanistan'ın başkenti Atina'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu'nun kurulması. Madde 2. Vasiliki Tsitsimba'nın Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yunanistan ve Kıbrıs Fahri Konsolosu olarak atanması. Madde 3. Atama 2 yıllığına uzatılabilir. Madde 4. Kararname Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanacaktır. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu Asala üyesi Varujan Karabetyan Ermenistan'da 65 yaşında hayatını kaybetti. Varujan Karabetyan 1980'li yılların başında Asalan'ın Fransa'daki örgüt yapısına önderlik etti. 1983'te Paris'in Orly Havaalanı'nda meydana gelen patlamadan sonra Karabetyan tutuklanıp müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı tutuklanmasından 17 yıl sonra Ermeni tarafının başvurularına cevaben resmi Paris, Karabetyan'ı 2001'de serbest bıraktı. Serbest kaldıktan sonra Karabetyan Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşınmıştı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu bu cesur Ermeninin vefatı dolayısıyla başsağlığı diler. Avrupa Birliği'nin komşuluk ve genişleme politikasından sorumlu komiseri Johannes Hans, Avrupa Birliği tarafından Ermenistan'daki reformları desteklemek ve ülkenin bölgeye gelecekte daha fazla entegrasyonuyla ilgili olanaklarını Ermenistan'da ele alacak. Avrupa Komiseri açıklamasında Ermenistan'ı ziyaret etmeyi ve yeni hükümetle görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Biz Avrupa Birliği Ermenistan ilişkilerine büyük önem veriyoruz ve vatandaşların hayat standartlarını yükseltme doğrultusundaki reformlar için ülkenin çabalarına vereceğimiz desteği güçlendirmeye hazırız. Ermenistan'ın Doğu ortaklığına bağlılığı bizim için önemli bir faktördür ve biz Ermenistan'ın bölgesel işbirliği, refah ve istikrar alanı da teşvik etmeye devam edeceğiz. Doğu ortaklığının 10. yıl dönümünü kutladığımız bu yıl için bu özellikle önemlidir dedi. Federal Almanya'nın Ermenistan'daki büyükelçilerinin resmi web sayfasında yayınlanan habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul edecek. Almanya Başbakanlığı Sözcüsü Steffen Zeybert'in verdiği bilgiye göre, 1 Şubat 2019 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından ağırlanacak. Görüşmede Paşinyan ve Merkel, Ermenistan ile Almanya ikili ilişkileri ve güvenlik politikası konularında görüş teatisinde bulunacaklar haberi yayınlayan Ermenistan'daki Almanya Büyükelçiliği'nin resmi web sayfasında şu ifadeye de yer verildi. Almanya Büyükelçiliği de bu ziyareti büyük bir ilgi ve sevinçle beklemektedir. Fransa'da sarı yeleklilerin protesto eyleminde 17 Kasım'dan bu yana 11 kişi hayatını kaybetti. Bu bilgiyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Abdülfettah Essisi ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında açıkladı krizin başlangıcından beri 11 kişi öldü ifadesini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı kurbanların hiçbirinin polis faaliyetleri sonucu ölmediğinin altına çizdi. 17 Kasım'da Fransa'da petrol atışlarına karşı büyük çaplı protestolar başladı. Protesto eylemlerine toplu düzensizlikler, polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar eşlik ediyor. Samsıhe Cevaheti bölgesinin Ahazka şehrindeki evlerin birinde yapılan restorasyon sırasında Orta Çağ'dan kalma hamam kompleksi meydana çıkarıldı. Jinefs’in yazdığına göre ev şehrin tarihi merkezi olan Rabat'ta bulunuyordu. Hamamın girişi Cavadze ailesinin evinin odalarının birinin tahta döşemesinin altında bulundu. Samsıhe Cevahetinin tarihi müzesi meydana çıkarılan bu hamam kompleksinin 18. yüzyıla ait olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre o tarihi dönemi karakterize eden kubbe kaplı hamam tavanları bunu kanıtlıyor. Kaynağın belirttiğine göre o zamanlar Ahalska Kalesi Transkafkasya'daki en etkileyici yer olarak kabul ediliyordu. Anabarsa Ovalık Kilikya'nın Sis şehrinin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusunda Savuran ve Sis ırmakları arasında yer alan ovalık alanda bulunuyordu. Kale 200 metre yüksekliğindeki bir uçurumun üzerine inşa edilmişti ve üç taraftan erişilmesi imkansızdı. Kalenin batı etekleri tüm şehri kaplıyordu. Anabarza 3. yüzyılda Kilikya'nın ana şehri olmuştu. Birkaç kez depremler tarafından tahrip edilmiş ve yeniden yapılmıştı. İmparator I. Hustinianos zamanında yeniden inşa edildikten sonra Hustinia ismini almış ve Bizans Ermenistanı ile birlikte Bizans İmparatorluğuna dahil olmuştu. Anabarza kale şehri değişik zamanlarda Bizanslılar, Araplar, Selçuklular tarafından işgal edildi. 1104 yılında 1. Toros Rubinyan Anabarza'yı işgal ederek onu hükümranlığının merkezine dönüştürdü. Daha sonraları ise Kilikya Ermenistan'ın önemli kalelerinden biri oldu. Ermeni Krallığı zamanında Anabarza surlarla yeniden inşa edilip sağlamlaştırıldı. Birkaç kiliseler inşa edildi ki bunlardan birinin kalıntıları günümüze kadar korunmuştur. Gertrud Bell 1905 yılında bu kilisenin resmini çekmişti. Resimde kilise girişinin biri üzerindeki Ermenice yazısı görülmektedir. Anabarza savunması görkemli olaylardan biridir. 1137 yılında şehrin merkezinde konuşlanmış olan Ermeni güçleri büyük çaplı Bizans ordusuna karşı 35 gün boyunca öz savunma savaşları yürüttü. 1894-1923 yılları arasında Ermenilere karşı gerçekleştirilen katliamlar dalgası Anabarza'yı es geçmedi. 1909 yılındaki Adana katliamı sırasında ayrıca Anabarzı sakinleri de kılıçtan geçirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Akabi Gazarya'nın seslendirdiği Adana'yı Vohbatlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.